Bugün parlamentoda bir kanun görüşülecek. Enerjiyle ilgili 1 kilowatt saat elektrik tüketirseniz 21 lira 34 kuruş maliyeti var. Ama fatura kaça gidiyor? 41 lira 17 kuruş. Araya bir sürü şey yüklüyorlar. Kayıp kaçaktan tutun TRT payına kadar. Yani bir vatandaşın evine 52 liralık elektrik tüketimi için gelen faturanın bedeli 105 liradır. 105 liradır. Bunun içinde kayıp ve kaçak da vardır. Kaçak elektrik kullanıyor. Devlet onun peşinde değil, namuslu adamın peşinde. Onun kaçırdığı elektrik bedelini namuslu adama diyor ki senin faturana yüklüyorum, senden bu parayı alacağım. AKP için uygundur bu. Onların zaten felsefesi bu. Kaçaktan besleniyorlar. Evet, kaçaktan besleniyorlar. Tüketici dernekleri itiraz ettiler. Kayıp kaçağı niye bizden alıyorsunuz diye. Olay ta Yargıtay'a kadar gitti. Yargıtay kararı verdi. Evet, kayıp kaçak bedelini vatandaştan alamazsın dedi. Bitti. Ama şimdi kanun getiriyorlar. Kanunla alacaklar. Yargı kararıyla alamadılar. Kanunla almaya kalkıyorlar. Kaç lira alacaklar biliyor musunuz? 33 milyar lira. Eski parayla 33 katrilyon lira. Her evden küçük küçük bu paraları alacaklar. Kaçak elektrik kullananın elektrik bedelini namuslu insanlardan almak doğru mudur değil midir? Doğru mudur değil midir? Eğer yanlışsa Allah aşkına çıkıp şunu sokaklarda seslendirin. Ya bu kaçak kayıp bedelini benden alan adamda din var mı? İman var mı? Allah var mı? Kitap var mı? Bunların nesi var Allah aşkına? Nesi var bunların? Şimdi getiriyorlar meclise. Bugün görüşülecek. Namuslu vatandaş ne zamandan beri hırsızın cezasını ödemeye başlıyor? Böyle bir şey olabilir mi? Nereye döndük biliyor musunuz? Ta antik çağlara döndük. Antik çağlarda biliyorsunuz Spartalılar döneminde hırsızlık övünülecek bir olaydı. O noktaya geldik. Bunun adı ahlaksızlık değil de nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ahlaksızlığa aracılık yapabilir mi? Böyle bir kanun çıkarabilir mi? Ama size sözüm söz. Bu kanunu Anayasa Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz. Sizin hakkınızı sonuna kadar arayacağız.